Bu tabir badeli aşık olma olarak da geçiyor. Kişi bade içme ve rüya görmekte. İşte yattığında gece rüyasında bade içtiğini görüyor ve sabah uyandığında ben badeli aşık oldum diyor. Bu da bir rivayet tabii ki. Evet, şimdi aşık edebiyatının özelliklerini söyledik. Bağlama eşliğinde aşıklar tarafından genellikle doğaçlama olarak oluşturulan şiirlerdi. Tapşırma geleneği vardı aşık edebiyatında ve bu şiirler cönk adı verilen defterlerde toplanıyordu. Peki bu dönemde hangi nazım biçimleriyle şiirler yazılıyor? Evet, 4 tane nazım biçimimiz var bu dönemde. Koşma, semai, varsağı ve destanlar. Bu türlerde, bu biçimlerde daha doğrusu aşık edebiyatında şiirler yazılıyor. Şimdi tek tek inceleyeceğiz. Koşma nedir? Benim önüme bir dörtlük konulduğunda tamam bu koşmadır, koşma değil de semaidir gibi kanılara nasıl varabilirim? Özelliklerine bakalım. Koşma bir kere aşık edebiyatında en çok kullanılan nazım biçimi. Yani en fazla hangi nazım biçimiyle şiir yazılmış dersek aşık edebiyatında koşma nazım biçimiyle yazılmıştır. Peki ne konulu yazılıyor bunlar? Aşk, sevgi, tabiat güzellikleri ya da kahramanlık, yiğitlik konularında yazılabiliyorlar. Yani bu üç konuda da yazılabilirler. Geçen seneden şiir türlerinden hatırlayın. Lirik şiir, aşk konulu şiirlerdi. Epik şiirler, kahramanlık, yiğitlik konuluydu. Pastoral şiir de tabiat, doğa konulu şiirlerdi. Yani lirik, epik ve pastoral tarzda yazılabiliyor koşmalar. Bu üç konusu var koşmanın. Şöyle çizeyim. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, hani İslamiyet öncesini hatırlayın, anlatmıştık. Orada sözlü ve yazılı dönem vardı. İşte koşmanın İslamiyet öncesindeki karşılığı koşuk. Sago, koşuk, sav, destan vardı ya o dönemde de İslamiyet öncesinde. İşte İslamiyet öncesinde koşuk neyse aşık tarzı halk edebiyatında koşma da o. İsmi değişmiş. Divan edebiyatında ise bu aynı anda ortaya çıkmış bir edebiyat kolu. Divan edebiyatı, halk edebiyatı ile birlikte. Divan edebiyatçıları da buna gazel ismini vermişler. Bu da önemli bir bilgi. Sorularda çıkabiliyor. Koşmanın İslamiyet öncesi ve sonrasındaki karşılıkları şıklardan hangisinde doğru verilmiştir der mesela. Böyle sorular çıkar. İslamiyet öncesindeki koşmanın karşılığı koşup divan edebiyatında ise gazel ismi veriliyor. Bunu da yine çizin siz de kitabınızda. Koşmalar hece ölçüsüyle yazılıyorlar. 11'li hece ölçüsü kullanılıyor koşmada. Bu özellikler önemli çünkü bizim önümüze şiir verildiğinde onu incelerken bakacağız. 11'li hece ölçüsü var mı? Kafiye düzeni nasıl? Eğer koşmanın şartlarına uyuyorsa tamam bu koşma diyeceğiz mesela. O yüzden koşmanın hece ölçüsü 11'li hece ölçüsüdür. Nazım birimi dörtlüktür tabii ki. Dörtlüklerle yazılıyor yani şiirler. Ve dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında. Yani en az 3, en fazla 5 dörtlükten oluşuyor. Şöyle mesela 1, 2, 3, 4. Bu bir dörtlük değil mi? Bu en fazla 3 olabiliyor. En fazla 5 olabiliyor, özür dilerim. En az da 3 dörtlükten oluşan şiirler, koşuklar. Ve son dörtlükte tabii ki aşık edebiyatı ürünü olduğu için koşmalar. Burada şair son dörtlükte mahlasına yer veriyor. Tapşırma geleneği demiştik buna. Evet, kafiye düzeni de çok önemli. Yine bize verilen şiir metninin koşma olup olmadığını anlamamızın kolay yollarından biri. İlk dörtlük, şöyle şurada bir dörtlük çizdik ya mesela. Bu ilk dörtlük çapraz kafiye oluyor. A, B şeklinde. Yani böyle çapraz kafiyeleniyor. Ama ilk dörtlük, sonraki dörtlükler ise düz kafiye. C, 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 B, D, 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 B, E, 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 B diye gidiyor. Düz kafiye. Ama ilk dörtlüğümüz
kesinlikle çapraz kafiye olacak. Koşmalarında çeşitleri var. Yani türleri var daha doğrusu. Konularına göre bu koşmalar ayrılıyorlar. Çünkü her konuda yazılabiliyor koşmalar. Aşk dedik, sevgi dedik, yiğitlik, kahramanlık dedik, doğa, tabiat dedik. O yüzden de konularına göre koşmalar dörde ayrılıyorlar. Güzelleme, taşlama, koçaklama ve ağıt. Koşmanın kendi içinde ayrılan türleri konularına göre ayrılıyorlar. Şimdi görelim. Güzelleme nedir? Doğa güzelliklerini anlatan silah, at, sevgili gibi kavramların geçtiği şiirlerdir. Bu çeşit koşmalara biz güzelleme diyoruz. Yani önümüze gelen bir dörtlük. 11'li ölçüsüyle yazılmış. İlk dörtlük ise mesela çapraz kafiyelenmiş. Ve konusu da doğa güzelliği. İşte burada diyeceğiz ki bu bir koşmadır. Koşmanın da bir çeşidi olan güzellemedir. Niye? Çünkü doğa güzelliklerini ele almış. Konusuna göre ayrılıyor. Ve Türk Edebiyatı'nda en bilinen örneklerini veren güzellemenin Karacaoğlan'dır. Karacaoğlan güzellemeleriyle meşhur. Yani çok fazla sayıda doğal güzellikleri anlatan koşmalar yazmıştır Karacaoğlan. Bu isimler önemli. Bir diğer türü koşmanın taşlama. Hani birini taşlamak anlamında. Yani eleştirmek. Eleştiri yağmuruna tutmak onu o anlamda. Eleştirmek, aksayan yönleri ortaya koymak amacıyla yazılan koşmalara da taşlama diyoruz. Yani bizim önümüze verilen dörtlük eğer ki eleştirel bir dörtlükse diyoruz ki evet bu koşma ama koşmanın da bir türü olan taşlamadır diyoruz. Taşlamanın divan edebiyatındaki karşılığı da hicivdir. Hicvetmek deriz. Yani yine eleştirmek anlamına gelir. Bu türün en bilinen örneklerini de Seyrani ve Bayburtlu Zihni isimli aşıklar yazmıştır. Taşlama türünde düzeni eleştiren şiirleri en çok Seyrani ve Bayburtlu Zihni isimli aşıklarımız yazmıştır. Aşıkları da anlatacağız size. Orada tekrar söyleyeceğiz bunları. Koşmanın yine bir diğer türü koçaklama türü. Koçaklama da eğer ki koşmamız yiğitlik, kahramanlık konulu yazıldıysa diyeceğiz ki bu bir koçaklama örneği. Çünkü konusu yiğitlik ve kahramanlık. Ve en bilinen örneklerini koçaklamanın Köroğlu ve Dadaloğlu veriyor. İki isim koçaklamada meşhur olan Köroğlu ve Dadaloğlu. Bakın burada bir koşma örneği verilmiş. Koçaklamaymış bu. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, gürzün sesinden dağlar seda verip seslenmelidir diyor. Burada zaten Bolu Bey'ine selam olsun. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır derken yiğitlik temalı bir şiir bu. Ve bakın inceleyelim. Dörtlüklerle yazılmış değil mi? Koşmanın şartlarına uyuyor mu bakalım. Dörtlükle yazılmış. Hece ölçüsüne bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 ile hece ölçüsü var. Kafiyesine bakalım. Beyne yaslanmalıdır. Sesinden seslenmelidir. Çapraz kafiye var gördüğünüz gibi. Beyne A yaslanmalıdır ve seslenmelidir. B aynı sesler var. Bu da C. Yani yine şöyle tek de olsa çapraz kafiye var burada. Konusu da zaten kahramanlık ve yiğitlik. O zaman diyoruz ki bu bir koşmadır. Koşmanın da koçaklama türüdür. Evet ağıtlar. İslamiyet öncesinde Sagu'yu anlattık size hatırlarsanız. Sagu dediğimiz Yu törenlerinde, Yu denilen ölüm törenlerinde söylenen şiirlerdi. Ölüm konuluydu yani. İşte bunun aşık edebiyatındaki karşılığı da ağıt.
sevilen bir kimsenin ölümünden sonra yazılan ölüm temalı şiirlerdir. Ağıtlar. Koşmanın bir türüdür yine. Bu da çok önemli bir bilgi. Az önce de söyledik. İslamiyet öncesindeki Türk şiirinin Türk şiirindeki karşılığı sagu, divan edebiyatında ise buna mersiye demişler. Aşık edebiyatında ölüm konulu yazılan şiirlerin adı ağıt. Koşmanın bir türü. İslamiyet öncesinde buna sagu deniliyor. Divan edebiyatında ise ismi mersiye oluyor. Ama konu aynı. Hepsi ölüm konulu yazılan şiirler. Evet, koşmanın türleri bu kadar. Güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt dedik. Güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt. Koşmanın bir türü. Şimdi bir diğer nazım biçimimiz semai. Koşma semai varsa da destan dedik ya, dört tane nazım biçimi vardı aşık edebiyatında. İkincisi semai. Semailer daha çok lirik şiirlerdir. Daima aşk, sevgi, özlem, vuslat, ayrılık bu konularda yazılan lirik, yani duygusal şiirlerdir. Hece ölçüsüyle yazılırlar ama burada semayı ayırt etmenin en belirgin özelliği kullanılan hece ölçüsüdür. Koşmada 11'li hece ölçüsü vardı. Semailer 8'li hece ölçüsüyle yazılıyorlar. Başka hiçbir hece ölçüsüyle yazılmıyor. Sadece 8'li hece ölçüsü kullanılıyor semaide. Dörtlüklerle yazılıyorlar yine. En az 3, en fazla 6 dörtlükten oluşabiliyor. Uyak düzeni koşmayla aynı. Yani yine ilk dörtlük çapraz kafiye, sonrakiler düz kafiye şeklinde. Burada koşma ile özellikle de hani koşmanın bir türü olan güzelleme var ya, o da lirik şiirlerdi çünkü. Güzelleme ile semayı karıştırmamak için koşmalar, yani koşmanın da bir çeşidi olan yine güzellemeler de 11'li hece ölçüsüyle yazılıyorlar. Daha uzun dizeler var ama semailer 8'li hece ölçüsüyle yazılıyorlar. Buradan ayırt edebileceğiz. Güzel. Yine semainin de nasıl koşmanın türleri vardı konularına göre, semailer de konularına göre ayrılıyorlar. Güzelleme, koçaklama, taşlama diye. Aynısı bu zaten. Taşlamalar eleştiri konulu. Koçaklamalar yiğitlik konulu. Güzellemeler de aşk sevgi konulu yazılıyorlar. Yine Karacaoğlan'la, Karacaoğlan da biliyorsunuz güzellemeleriyle de meşhurdu. Semai de yazıyor o yüzden Karacaoğlan ve Erzurumlu Emrah isimli aşıklarımız yazmış oldukları semailerle ünlenmişler Türk edebiyatında. Evet, varsağılar. Varsağılar da o dönemde Toroslar'da yaşayan bir varsak boyu var. Bu boyda yaşayan ozanların, yani şairlerin oluşturdukları şiirlere deniliyor. Semai ile bütün özellikleri aynı. Bütün biçim özellikleri aynı. Kafiye düzeni, ilk dizde ilk dörtlük çapraz, sonrakiler düz kafiye. Hece ölçüsü yine 8'li hece ölçüsü semai gibi. Ama semaiden tek farkı varsağılar bre, hey diye ünlemlerle başlıyorlar. Ya da o ünlemlere yer veriliyor şiirlerin içerisinde. Bre, hey, be, hey, hey gidi gibi ünlemler var. İşte oradan ayırt edebiliyoruz. Bu semai değil. Bu varsa diyebiliyoruz. Yine Karacaoğlan varsağılar da yazmıştır. Güzelleme yazdı bakın. Az önce gördüğümüz semai yazmıştı. Bir de varsağılarıyla da meşhur Karacaoğlan. Bakın burada bir varsağı örneği var. Behey ala gözlü Dilber, sana bir ben gerek bir ben. Aşıkın aklın almaya, sana bir ben gerek bir ben demiş. Mesela hece ölçüsünü sayalım. Nazım birimi dörtlük. Evet, 1, 2, 3, 4. 4 dizeden oluşmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'li hece ölçüsü var bakın. Kafiyesine bakalım. Dilber, ben, almaya, ben. A, B, C, B. Yine bir çapraz kafiye var burada. Evet, çapraz kafiye düzeni. Muhtemelen bu nedir?
ilk dörtlüktür değil mi? Çünkü ilk dörtlük çapraz kafiyelenir. Ama bunun sema ile olabilme olasılığı var. Çünkü semailer de bu kafiye düzeniyle yazılıyor. Semailer de 8 derece ölçüsüyle yazılıyor. Farkı ne Tuana bunun semaiden? Hocam bu hani böyle behey diyor ya mesela şey diye başlıyor. Evet. Onlar öyle başlamıyor. Evet, semailer aşk konulu yazılıyorlar. Böyle behey, brehey gibi ünlemlerle başlamıyorlar. Şuradaki behey ifadesinden bunun semai değil de varsa olduğunu anlayabiliriz. Zaten koşma hiç değil, değil mi? Neden değil? Çünkü Sude'nin dediği gibi koşmalar 11 derece ölçüsüyle yazılırlar. O yüzden değil. Semai değil. Çünkü semailer de behey ile başlamaz. Bu yüzden yani bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Evet gençler, destanda kalalım.